Kardeşlerim, Akdeniz'in dibi tutuşuyor. Batı, 2025'te uygulamayı planladığı bütün şeytani refleksleri Erdoğan yüzünden tam 10 yıl erkene aldı. Recep Tayyip Erdoğan, hızlı refleks alabilmek adına 2023 yılına kadar başkanlık sistemini ve yeni anayasayı yürürlüğe koyup 2025 yılına hazır olmak istiyordu. Ancak bunun farkına varan Batı, Akdeniz üzerindeki planlarını erkene alarak Erdoğan'ı hazırlıksız yakalamak istedi. Erdoğan'ın bu oyuna karşılık cevabı gecikmedi ve hem anayasa hem de başkanlık sistemini erkene aldı. Tıpkı 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi. Geceyi beklemeden darbeyi gündüz erken vakte almak zorunda kalanlar, 2025'i beklemeden Akdeniz kuşatmasını da erkene aldılar. Ve 15 Temmuz'da düşmanların piyonlarını yenilgiye uğratan Erdoğan, bu sefer ağababalarını eli boş gönderecek. Her iki saldırı da birbirine çok benziyor. Her ikisi de devletin hamleleri sonucu erkene alınmış birer operasyon ve her ikisi de devletin milletiyle bütünleşip mağlup ettiği ve edeceği birer savaş olarak tarihe geçecek. Ey 15 Temmuz'da şeytanın piyonlarını alt eden kardeşlerim! Bu sefer şeytanı karanlığın kucağına geri göndermeye, yeryüzünü adalete, vicdana ve kalu belada söz verdiğimiz gibi emaneti Allah'a teslim etmeye hazır mısınız? Kardeşlerim, kadim toplumlar kendi siyasal sistemlerini oluşturarak büyük devlet olurlar. Bize Tanzimat'tan beri tam 200 yıldır terzi yamaklarının işlemesi sahte gömlekler giydirmeye çalışıyorlar. Bu gömlekler bize ya dar geliyor ya da bol. Temelinde adalet ve özgürlük olan ortak bir sistemden kaçanlar aslında o terzi yamaklarının köpekliğini yapıyorlar. Bu kadim toplumun tekrar büyük devlet olma yolunda mücadelesinde yola konulmuş ama bu millet tarafından paramparça edilecek taş taneleri sizi bekliyor. Size çelme takmak için pusudalar. Kimi bir siyasi parti kisvesi altında, kimi bir terör örgütü kisvesi altında, kimi bir televizyon kanalı ismiyle. Tek amaçları bu ülkeyi hazırlıksız yakalamak isteyen ağababalarına zaman kazandırmak. Tek amaçları Türkiye'nin şarjörünü doldurmasını engellemek ve düelloya Türkiye'yi elinde şarjörü boş bir silahla göndermek. Farkında mısınız? Kafanızı hep boş sorularla dolduruyor gündem. Trump kim ya da kimin tarafını tutacak? Rusya Türkiye'nin yanında mı? PYD ne olacak? Suriye ve Irak'ta bize ne verilecek? İsrail'le ilişkilerimiz mi düzeldi? Filistin konusunda NATO'ya rağmen ABD ne yapacak? Çin bu savaşta hangi safta duracak? Bütün bu soruları sormamamız ve kendimizi her daim düşmana karşı hazırlamamız için Allah bir cevap verdi. Enfal suresi 73. ayette uyarıldık. Küfür içinde bulunanlar da bilhassa sizin karşınızda birbirlerinin velileri, yardımcıları ve destekçileridir. Eğer siz aynı şekilde birbirinize arka çıkmaz ve destek olmazsanız, yeryüzünde ne getirip götüreceğini kestiremeyeceğiniz bir fitne, kargaşa ve çok büyük bir bozgunculuk patlak verir. Yeni anayasa süreciyle ilgili anlatılmamışları dinleyin bir de. Bu süreçle ilgili hem Türkiye hem de Batı büyük bir hazırlık yaptı. Yeni anayasa sürecine Batı hükümet devirme planı olarak bakarken Erdoğan savaşa hazırlık olarak algıladı süreci. Çünkü bu süreç Mısır'da Mursi'yi indiren ciddi bir süreçti. Türkiye'de kabul edildikten sonra uygulamaya konacak süreç Mısır'la aynı olacaktı. Ancak Milli İstihbarat Teşkilatı aldığı tedbirlerle Mısır'daki gibi bir sürece dönük refleksleri gösterecek bütün köpeklerin KODES'e gönderilmesini sağladı. Mısır'da yeni anayasa süreciyle beraber hükümet düşürme planları Türkiye'de tutmadı. Şu anda çepeçevrelendik. Siperler kazmamız lazım. Savunma hattını sınırların dışına çıkarmamız lazım. Şu anda Elbap'ta yaşanan mücadelede Münbiç ve Rakka gibi hedeflerde kazılacak olan siperlerin coğrafyası. Orta Doğu'nun kuzeyini Türkiye'ye bağlayacak olan savaşın tam olarak içindeyiz. Türkiye'yi son hedef olarak görüp Suriye'den sonrasına saklayan küresel güçler şu anda Türkiye'nin oyununa göre hamle yapmaya başladı. Güneyde Kıbrıs, Irak ve Suriye, kuzeyde Rusya, batıda Avrupa, doğuda İran ve Ermenistan ittifakı. Hepsi kopacak olan kıyametin habercisi. Yazımın başında Kadeş Anlaşması'na gönderme yapmış olmanın bir anlamı vardı. Tarihin ilk yazılı anlaşmasının yapıldığı bölgeye dikkat edin. Çünkü tarihin son savaşı orada yaşanacak. O anlaşma Suriye ve Irak'ın bulunduğu bölgedeki toprakların paylaşılması üzerine nasıl yazıldıysa bu savaşta o toprakların gerçek sahibini bulması için yaşanacak. Kardeşlerim, ne Suriye ne de Irak diye bir devlet tarih boyunca hiç olmadı. Bu bölgeler İslam öncesi Mısır,
Pers ve Rum imparatorlukları arasında hep ihtilaflı bölge oldu. İslam sonrası da hiçbir zaman Müslümanların kontrolünden çıkmadı. Ta ki Osmanlı Devleti yıkılana değin. Şimdi bu bölgeler tekrar sahibini arıyor. Kurulacak olan otonom devletlerin hiçbir önemi yok. Önemli olan bu otonom devletlerin kime ait olacağı. Önemli olan yaşanacak kıyamet sonrası Büyük İsrail mi yoksa Büyük Türkiye mi kurulacak sorusu. Orta Doğu sonrası Afrika'da yaşanan hareketliliği de sakın gözden kaçırmayın. 2016 yılında Somali'de askeri üs kuran Erdoğan, Aden Körfezi ile Hint Okyanusu'nda hakimiyet elde eden ilk devlet adamı oldu. Katar'da kurulan askeri üste Basra'da söz sahibi olan Erdoğan, daha şeytanın Orta Doğu planı bitmeden Afrika mesajını güçlü verdi. Erdoğan, Afrika ülkelerini ziyaret ederek, "Kendinizi batıya sömürge aleti yapmayın, kaynaklarınızı kendiniz kullanın, batının sizi köleleştirmesine izin vermeyin" mesajlarını açık bir şekilde vermekten çekinmedi. Afrika ülkeleri Erdoğan'ın mesajından Orta Doğu'dan sonra Afrika'da kopacak olan kıyametin haberini aldı. Şu anda Afrika'da Türkiye ve Çin arasında büyük bir hakimiyet savaşı yaşanıyor. Hem istihbarat, hem medya, hem şirketler, hem eğitim sektörü açısından Çin, Batı'nın Afrika'daki temsilciliğini üstlenirken, bütün zorluklara rağmen Erdoğan, Türkiye'nin Afrika'da var olabilmesi için bütün fedakarlıkları gösteriyor. Amerika'nın Orta Doğu'da açtığı askeri üslerin büyüklüğüyle övünen hainler, Türkiye'nin Somali'de açtığı askeri üssün neden bu kadar büyük olduğunu gereksiz diyerek sabote etmeye çalışıyor. Tarih bugünleri nasıl yazacak biliyor musunuz kardeşlerim? Hani Sultan Abdülhamit Han onca zorluğa rağmen Pakistan'a, Afrika'ya, Mekke'ye ve hatta zorda kalan batılı devletlere bile yeri geldiğinde el uzatmış ya. Hani hepimiz Osmanlı en zorlu dönemini yaşarken bile medeniyetin inşasında en büyük rolü oynamış diyoruz ya. İşte onu söylerken sanki bugünü kaçırıyoruz gibime geliyor. Çünkü bugün aynı şeyi Erdoğan yapıyor. Devletine açılan ekonomik savaşa rağmen, Suriye'de verdiğimiz meydan savaşına rağmen, kendisine tıpkı Abdülhamit Han gibi onlarca suikast düzenlenmesine rağmen, ülkenin dört bir yanını düşmanla çevrelenmesine rağmen savunmadan çok saldıran bir Erdoğan. Tarihi yaşamak, tarihi okumaktan daha keyiflidir. Sonunda elde edilecek zafer Allah'ındır.